Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 29 Ağustos günlerden pazartesi. Yeni bir haftaya adım atmışken yine tartışma konuları benzer ve aynı. Hemen rakamlara bir bakalım. Saat 16 itibariyle Borsa İstanbul'a iyi bir performans sergiledi Borsa İstanbul. Geçtiğimiz haftalarda özellikle bankacılık sektörü diyebiliriz özelinde. Bugün Borsa İstanbul'da 3158 seviyesini görüyoruz. %0.38 primli. Geçen hafta rekor kırdı işlem hacmi bakımından. Merkez Borsa İstanbul'un zaten resmi sitesinde de resmi olarak ilan edildi bu. Dolar tarafı 18.18, %0.12 primli. Euro tarafında da görüldüğü üzere tam 1. Şu an 18.19, euro ve dolar eşit. Tabii bunun ihracatçı bakımından anlamı nedir, turizmci bakımından anlamı nedir? Bunları hep ekranlarda yansıtmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Şimdi geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nın faiz indirimini gördük 100 bas puan. Birazdan tahvil faizlerine bakacağız ama önce Avrupa piyasalarına bakalım. Görüldüğü üzere Türkiye'de borsalar Avrupa'dan pozitif ayrışmış durumda. Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya'da eksiler söz konusu. En fazla kayıp Fransa'da var. Resesyon endişeleri devam etmekte. Her ülkenin kendi özel tabii ki verileri geliyor. Bu verilere biraz tepki de var. Bu tepkilerle birlikte eksi yönde de olsa birazcık ayrışmalar var. İtalya'da örneğin %0.67 ama yaklaşık 2 kat oranında Paris'te. Kakaran 40'ta eksiler var. Devam edelim vadeli Amerika Birleşik Devletleri'ne. Burada da farklı bir görüntü yok. Nasdaq'ta kayıp yüksek. Melike Ayan birazdan aktaracak. %0.97 oranında eksi de vadeliler. Bakacağız açılışta ne yapacak? Amerikan borsaları vadeleri takip eder büyük ihtimalle. Emtia tarafında altında 1736 ons doları görüyoruz. Yalnız gram altın tarafı tabii biraz daha farklı. Gerçi dolardaki hareket yukarı yönlü olsa da gümüş tarafında %0.69 kayıp var. Bu arada Brent petrol tekrar 100 doların üzerine attı kendisini. 102 dolar 08 saat %1'in üzerinde prime sahip. NYMEX tarafı da 95 dolarlara yakınsamaya çalışmakta. Tahvil faizlerine aslında ben Mert rica edeceğim yönetmenimden. Türkiye'deki tahvil faizlerine ve Amerika'daki ve Avrupa'daki tahvil faizlerine de hızlıca göz atalım ki böylece Serdar'la beraber konuştuğumuzda bu rakamlarda beynimizin bir köşesinde kalır. 2 yıllıklarda %14.47 seviyesi varken 5 yıllık ve 10 yıllıklarda herhangi bir değişim yok ya ama %14'ün hemen altındalar. Tabii bunlar kredi faizlerine özellikle konut ve arabaya otomotivde tarafına tüketiciye çok yansımış değil. Ticari krediler tarafında göreceli bir hareket söz konusu. ABD ve Avrupa tahvillerine de bir göz atalım oradaki duruma. Tabii ki Jackson Hole toplantısı vardı geçen hafta. Konuşacağız. Almanya'da 10 yıllık tahviller %1.4 ancak 2 yıllık tahviller İngiltere'de %2'nin üzerinde. Fransa keza aynı şekilde. Ve son olarak Amerikan tahvillerine bakacağız. Buradan gelen veri akışı önemli. İtalya, İspanya, Portekiz görüldüğü gibi onlar da %2'nin üzerinde. Hatta İtalya diğerlerinden daha fazla negatif yönde ayrışmış durumda. ABD tarafına da hızlıca bakalım. Arkasından Serdar'a geçeceğiz. 10 yıllık tahviller %3'ün üzerinde. Bugün hareketli tahvil piyasası. Zaten de az önce borsaları gösterdik sizlere Amerika tarafında. X'lerdeydi. 2 yıllık tahvil tarafında da değişim var. 3,5'lara gelmiş durumda. Zaten geçen hafta ABD Fed başkanlarından yorumlar almıştık. Biraz negatif yönde özellikle enflasyon tarafının %4'ün üzerinde faizlerin de keza o taraflara gideceğine yönelik konuşmalar vardı. Hatta en az 75 bas puanlık bir faiz artışından bahsediliyordu. Serdar Paz'a hoş geldin. Merhaba. Serdar şimdi tabii önce istiyorsan Avrupa tarafından biraz tabii. Bakalım. Avrupa ikisi de resesyon endişeleri devam ediyor. Biz iş insanlarıyla konuştuğumuzda orada bazı sipariş iptalleri ya da siparişlerin daraldığı, durulduğu bir dönem en azından ticarete yansımış. Evet. Ama piyasalar bakımından biraz sana sormak isterim. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesinden bir açıklama vardı bugün. Resesyona girilse dahi diyor politika sıkılaştırmaya devam edeli yani etmeli. Yani biraz büyüme arkada ama enflasyonla mücadele önde devam ediyor ABD. Neler aktaracaksın? Şimdi tabii Avrupa ile Amerika arasında çok temel bir fark var. Amerika'da iş gücü piyasası o kadar kuvvetli ki Avrupa'ya kıyasla tabii bunu söylüyorum. Yani bir takım hamleleri daha rahat yapabiliyorlar. Yani ülkenin resesyona girme riski bakıldığı zaman 12 ay içerisinde oldukça düşük. Hani Goldman Sachs'in de bu yönde bir raporu var. Ama Avrupa tarafına bakacak olursak şimdi bu Jackson Hole toplantısında Avrupa Merkez Bankası tarafından katılan üyelerden gelen mesajlar. Yani resesyona girsek bile devam etmemiz gerekiyor. Bizim için enflasyonla mücadele yani Fed'den gelen şahin mesajları yakınsayan tonda. Ama bu mesajlar kimden geliyor?
Bu mesajlar işte Avusturya gibi, Almanya gibi yani enflasyonla mücadele noktasında faizin aktif silah olarak kullanılması gerektiği ve hani biz de Fed ile hemen hemen işte 30-40 yılın en yüksek enflasyonuyla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla Fed'in yaptığına yakın bir aksiyonu da bizim almamız gerekiyor diye. Ama bir de işin diğer boyutu var. Şimdi biraz önce tahvil faizleri verirken İtalya'nın tahvil faizlerini gördük. 3.70'lerde. Şimdi Alman tahvil faizleri 10 yıllıklar bazında bunu söylüyorum. 1.5'ları yukarı yönde zorluyor yakın zamanda ne yükseği ama Almanya ile İtalya'nın arasındaki tahvil faiz farkı 200'ün üzerine çıktığı zaman ki şu an öyle. Yani öyle evet. Almanlar 1.5'a yakın, İtalyanlar %3.70 yani 220 bas puan gibi bir fark var. Bu İtalya açısından çok sürdürülebilir bir durum değil. Yani birkaç sene böyle bu buralarda gidemez. Yani zaten işte faiz arttırmanın yanında işte olağanüstü varlık alım planı gibi yani bilançoyu çok da ufaltmadan İtalya varlıklarına destek olmayı sürdürelim. Çünkü şimdi uzun yıllardan beri bu varlık alımı devam ediyor. Yeni bazı dengeler oluştu. Mesela Fed de bilançoyu küçültecek ama hazineyle bunu koordine yapıyor. Hazine de Fed'in aldığı vadelerden özellikle uzun vadeler için söylüyorum daha az satıyor. Yani böylece arzı da talebi de birbirine yakın oranda azaltarak farklı bir yerde denge oluşmasına sağlıyorlar. Ama şimdi İtalya'da Avrupa Merkez Bankası İtalyan tahvillerini almadığı noktada şimdi ben gidip eğer birbirine yakın faizlerde neredeyse Amerikan ya da İtalyan. Yani İtalya'nın tahviline neden yatırım yapayım? Euro konusunda da çok büyük bir beklentim yoksa. O yüzden yani Avrupa'da işler o kadar kolay değil. Şimdi ben son yayından önce baktım yani ilk toplantıda Fed'in Eylül toplantısında benzer biçimde yani 50 puan mı 75 puan mı 75'e daha yakınsayan bir beklenti var. Ama iş şurada enteresan hale geliyor. 2023'ün böyle ilk yarısına doğru Fed'in faizleri düşürebileceği ama Avrupa'nın arttırmaya devam edebileceği gibi yani çok bir yere benim koyamadığım yani Amerika eğer hani faiz indirimini neden yapar? Veriler çok kötü gelirse yani ülke resesyona girmesin vesaire diye. Ama Amerika resesyona girmiş olduğunda Avrupa zaten şu an belki resesyonun içinde yani biz büyüme verilerini belirli bir gecikmeyle gördüğümüzden hani belki şu an onun ayırında değiliz. Senin dile getirdiğin gibi yani iş insanlarının yaptığı temaslardan işte kontratların ötelenmesinden, iptal olmasından vesaire hani Avrupa'da işlerin çok iyi gitmediğini, işte olası bir Rusya'nın tam anlamıyla enerji sevkiyatını kestiği noktada işte ancak birkaç ay yani kışı tamamen çıkartacak bir noktada değiller. Tabii çok yüksek volatilite yani fiyatlar 4-5 katına çıktıktan sonra işte %10, %20'lik falan geri çekilmeler oluyor elektrik fiyatında, doğalgaz fiyatında vesaire. Ama hani o %20 geri çekildiği yer bile aslında hani bizim önceki yıllarda alışık olduğumuz faturaların çok daha yukarısında bir noktada. O yüzden hani Avrupa'da işler kolay değil. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin de verdiği şahin mesajların altının çok dolu olduğunu Fed kadar piyasa düşünmüyor. Ama diğer taraftan da hani pozisyonlanma açısından bakıldığı zaman İşte mesela euro dolar açısından söylemek gerekirse işte 0.99, 1.0250 gibi bir bant tane. Bu bant içinde hani çok anlamlı bir piyasa yorumu yapmak zor. Ya da dolar endeksi, hani euro dolar endeksi, dolar endeksinin yarıdan fazlasını oluşturuyor. O mesela 109.50 ve üzerine doğru hani bir atak yapmadıkça tam net olarak hani euro için artık her şey bitti. Yani bu noktadan sonra dolar yeniden bir tur daha kuvvetlenebilir yorumunu yapmak için derken işte neyi bekliyoruz? Amerika'da cuma tarım dışı istihdam. 13'ünde enflasyon ve 21'deki faiz kararı yani orada biraz daha işler netlik kazanacak. Şimdi sen dedin ki mesela Amerika Birleşik Devletleri yani seneye eğer hani büyüme konusunda bir rahatsızlık hissederse faiz düşürme ihtimali var. Senin yorumunu ben merak ediyorum. Yani bu kadar kısa süre aslında baktığında evet, yani tabii 8-9. Aya gireceğiz. Evet. İlk yarı bile olsa Haziran bile desen bir sene olmuyor yani. Evet. Yorumun ne? Bu görüntüyle beraber işte görüyorsun şimdi, genel itibariyle oradaki iç piyasada yani şu an işte Biden geri dönüyor yine tatilden vesaire. Orada biraz daha farklı anlaşmalar, görüşmeler bilmiyorum. Bir sürü bilinmez var. Evet, çok bilinmez. Acaba Avrupa gibi hani resesyon bile olsa biz bu faizlerle ya da enflasyonla mücadeleye öncelik verelim mi diyecek? Şimdi Biden'ın bakıldığı zaman hani bir önünde ara seçimler var. Hani kendisi de kongreden önemli sayıda yasayı geçirdi enflasyonla mücadele vesaire noktasında. İşte Rusya krizini yani Rusya'nın enerji fiyatları üzerindeki yarattığı köpüğü önlemek adına işte Venezuela, İran vesaire hani
Suudi Arabistan hani çok normalde iyi geçinmediği ya da kısa vadeli sorun yaşadığı bir takım ülkeleri tekrar oyunun içine çekmeye çalışıyor. Ama dediğin gibi çok bilinmez var. Mesela buralarda bir takım aşamalar kaydediliyor. İşte Libya'da mesela milisler vesaire bir takım olaylar. Yani sevkiyatı ciddi şekilde tehdit eden ve gene fiyatları işte Brent petrol $100 ve üzerine çıktı. Yani böyle çok kolay değil yani Amerika için bile enerji piyasasında kontrol altına almadan enflasyonda kalıcı bir düşüş zor. Ve hani Powell'ın da acılı da olsa biz enflasyonu düşürmeye kararlıyız mesajı hani Avrupa'dan çok daha fazla güven veriyor piyasaya. Çünkü Avrupa'da dediğim gibi yani İtalya'da tahvil faizleri 4'ü aştıktan sonra yani her an işte olası bir finansal piyasada İtalyan hükümetinin yaptığı borçlanma ihalesinde yeterli talebin gelmemesi, İşte takipteki alacak vesaire noktasında yaşanabilecek sıkıntılar, evet, kredilerin geri ödenmemesi vesaire. Çok rahat yani İspanya, Portekiz vesaire gibi yani sorunlu olmayan namzet Yunanistan ülkeler de takip edebilir. Ve Avrupa Merkez Bankası hani faiz arttırımını bırakın, faizleri en yakın ne zaman indirir konusu çok daha fazla ön plana çıkar. O yüzden yani Amerika biraz daha sözünün arkasında durabilir. Avrupa'nın ise hani geçmişte de çok fazla piyasalara bu takım beklentiler yaratıp onu boşa çıkardığını da çok görmüşüzdür. Yani Trichet zamanında, Düsenberg zamanında. Çünkü dediğim gibi yani Alman yetkilileri konuşturursanız hani onlar farklı bir noktada. Evet, evet. Güney taraf tamamen başka bir telden çalıyor. O yüzden hani Avrupa'nın bu söylemini bir aksiyona dönüştürmesi çok zor diye ben düşünüyorum. Aslında bunu vaktim olsa devam ederdim. Çünkü iki farklı Avrupa, iki farklı çözüm gerektiriyor herhalde ama. Evet. Artık açılla konuşursunuz onu çarşambadan sonra. Çok teşekkür ediyorum Serdar. Ağzına sağlık. Evet, şimdi Çağlar'a geçeceğiz. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Çağlar beni bekliyor. Çağlar, şimdi biz bu hafta büyümeyi alacağız. Gerçi ikinci çeyrek büyüme rakamları yani hani geçmişimizde ancak biraz üçüncü çeyrek bazında baktığımda Temmuz-Ağustos için her sektörde farklı ölçümlemeler var. İkinci çeyrek biraz daha dengeli gelecek, birinci çeyreğe uyumlu diyorlar ama 2'den sonra 3-4'ü aynı şeyi söyleyemiyorlar. Şimdi biraz bunu karşılaştırmasını senden isteyeceğim grafiklerle Çağlar, söz sende. Elbette Zeyla. Siz para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı ile aslında teorik bir alana girdiniz. Biz de araştırma masasında hazırlığımızı açıkçası biraz daha teorik yapmaya çalışmıştık. Öncelikle geçtiğimiz hafta Bloomberg araştırma birimimizin yapmış olduğu büyüme anketinden çıkan sonuçları hemen paylaşayım. İkinci çeyrekte senin de altını çizdiğin üzere birinci çeyrekteki %7,3'lük büyümenin üzerine büyüme ivmesinin devam etmesini ve bir miktar daha birinci çeyrek büyümesinin üzerinde %7,6 altılık bir büyüme gelmesini bekliyor 18 anketimize katılan kurum. Ve bu noktada Zeliha, en düşük büyüme beklentisinin bu açıklanacak veride %5 ve en yüksek beklentide %8,7 olduğunu görüyoruz. Medyan beklentilerde 2022 sonundaki beklentide %4,5. Şimdi az önce sizin Serdar Pazı ile biraz daha teorik taraftan devam ettiğinizi söylemiştik. Geçtiğimiz hafta biz özellikle hafta başından Cuma günü saat 5'e kadar Jackson Hole toplantısından çıkacak sonuçları bekledik. İlk grafiğimiz Zeliha ekrana gelirse burada bir 20 yıllık süreçte aslında 21. yüzyılın başından itibaren diye ifade edebileceğimiz bir süreçte en üstte Fed'in bilançosunun büyüklüğünün seyrini izliyoruz ki sık sık özellikle salgın sonrasında 2020'den sonra Fed bilançosundaki büyümenin 2008 küresel finans krizinden sonraki bilanço genişlemesine oranla geldiği noktanın büyüklüğünden bahsediyorduk. İkinci kısmında grafiğimizin beyaz renkli çubuklarla Türkiye'nin büyümesini görüyoruz. Burada bir parantez açmak isteriz. Özellikle Fed'in her ne kadar 21. yüzyılda para politikalarında artık Avrupa Merkez Bankası ile beraber Çin ekonomisinin de işin içinde olduğu bir yeni sayfadan, yeni fasıldan bahsediyor olsak da bilhassa dünyadaki parasal koşulları belirleyiciliğini aslında geçtiğimiz Cuma günü bir kere daha görmüş olduk. Burada Türkiye'nin tekrar grafiğimizi ekrana
tarafına gelirse büyüme tarafında aslında geçtiğimiz yıldan itibaren bilhassa dünyanın büyük ekonomileri Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İngiltere ve Avrupa'dan yani burayı Euro bölgesi olarak baz alabiliriz. Şu anda büyüme beklentilerinin baskı altında kaldığı bir süreçte aslında Türkiye'nin 2008 küresel finans krizi ve bunun haricinde 2018 yılı haricinde büyüme tarafındaki temposunda yıllık bazda bakarsak düşüşler ve çıkışlar olsa da kompozisyonu çok bozmadığını görüyoruz. Ama izleyicilerimizin dikkatini bir nokta çekecektir. Aşağıdaki enflasyon kısmı ki son bir yıllık süreçte özellikle enflasyon ve kurda yaşanan gelişmelerle hem gelişen ülkelerin para politikalarını izlemiş olduğu yöntemler hem bir gelişen ülke olarak Türkiye'nin para politikası da tercih ettiği ve büyümeyle direkt alakalı olarak bilhassa son bir yılda kendine çizmiş olduğu rota oldukça gündemde ağırlığı olan konular. Ama aşağıda seyircilerimizin dikkatini çekmek istediğimiz nokta şurasıdır ki 2016'nın sonundan itibaren çift haneli enflasyondan bahsediyoruz. Dünyada 2022 yılının ortaları itibariyle buraya geldi ama Fed'in izlemiş olduğu para politikalarının ve likiditenin gelişen ülkeler üzerindeki büyüme, enflasyon ve parasal kanallar etkilerine bakmak istiyoruz ki burada aslında Türkiye'nin büyüme tarafında az önce söylemiş olduğum gibi ivmesinde inişler çıkışlar olsa da genel itibariyle büyüyen ve bizim Bloomberg araştırma birimimizin de son ikinci çeyrek beklenti anketinde gözler önüne serildiği gibi 2022'de de bu temponun sürdüğüne dair emareler var. Rakamlar gelince göreceğiz ama enflasyon tarafında özellikle geçen yıldan itibaren oldukça negatif ayrıştığımızı sık sık söylüyoruz. İkinci grafiğimizde Zeliha, bunun gelişen ülkeler nezdinde şimdi ilk grafikte Türkiye özelinde bakmaya çalıştık. Etkilerini göstermek adına burada farklı gelişen ülkelerin merkez bankalarının mavi çubuklarla ifade edilen merkez bankalarının hedef enflasyon aralıkları ve son gelen enflasyon rakamlarıyla beyaz noktaları görüyoruz. Burada değerli izleyicilerimizin aslında dikkatini çekecek nokta şudur ki birçok ülkenin merkez bankasının hedef aralığının çok çok üzerinde çoğunlukla gelişen ülkelerde enflasyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta Jackson Hole toplantılarında özellikle Powell'ın birincil hedef olarak enflasyonla mücadeleyi işaret etmesi ve hatta konuyu parasal koşulların bu şekilde konumlanması nedeniyle büyüme tarafında yaşanacak baskıdan özellikle hane halklarının etkileneceğini vurgulaması, ardından Avrupa Merkez Bankası'ndan az önce Serdar Pazı ile konuştuğunuz gibi enflasyonla ilgili konulara dair gelen vurgu önümüzdeki süreçte aslında para politikaları ile ekonomi politikaları arasında büyüme ve enflasyonla mücadele arasındaki farkın nasıl seyredeceğine dair soruları arttırdı. Biz de gelen büyüme rakamları sonrasında buna ilişkin gelişmeleri ve analizleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Çağlar, teşekkür ederim sana. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Ve finans merkezi devam ediyor. Biraz turizm sektörünü konuşalım, konuşmaya devam edelim. Yücel Okutur, Dalia Resort Spotel Yönetim Kurulu Başkanı. Yücel Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bizim 2022 yılı itibariyle Turizm Bakanlığı'nın tabii hedef turist hedefleri sayısına baktığımızda 42 milyondu. Fakat rakamlara baktığımızda doluluk oranları ve rakamları ilk 7 ayda 26 milyon 200 bine yakın bir turistten bahsediyoruz ve 47 milyon gibi bir hedefleme var. Turizm Bakanı Ersoy'un açıklamaları. Bu rakamları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de evet, bu şekilde sayılar güzel, hoş da gelir tarafı nasıl? Şu anda Sayın Turizm Bakanımızın açıklamış olduğu 47 milyon tahmin edilen turist sayısını ben çok olumlu buluyorum ve onu hissediyoruz. Çünkü geçmişten gelen bölgemizdeki bazı yani bizim komşularımızda olan hadiseler ve arkasından da Covid nedeniyle son yıllarda turizmimiz gerçekten Avrupa ile olan turizmde epey bir sekteye uğramıştı. Ama bu sene gerçekten
çok ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Aylardır dolu olarak otellerimiz devam ediyor. Ve bence Sayın Bakanımın tahminine katılıyorum. 47 milyonu bulan bir Türkiye'nin tarihindeki bir rekor bir turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii bu turist sayısıyla birlikte gelirimizin de çok ciddi anlamda döviz olarak artacağını düşünüyorum. Peki şimdi kişi başına, turist başına daha doğrusu düşen gelir ne kadardı? Kaça çıkması lazım? Avrupa'da bu oran nereye geldi 2022 senesinde? 2022 senesi olarak bizim şimdi turist başına gelen gelirlerimizin esas önemli olan kısmı bizim bölgemiz olarak ve de Türkiye'miz olarak geçmişte zirve yılımız 2015 yılında Türkiye zirvesini yapmıştı. 2015 yılından sonraki biraz önce bahsettiğim gerek yurt içinde demeyeyim de komşularımız ve Avrupa'daki Covid gelişmelerinden sonra biz o zirveyi bir daha yakalayamadık. Ve şu anda bizim tahmin ediyorum gelirlerimizde ciddi anlamda bir geçmişteki son zirve olan 35 milyar dolar gelirimizden sonra bu sene herhalde 40 milyarın üzerinde bir gelir tahmin ediyorum ben döviz olarak. Bu da cari açığımız yönünden çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman biraz ilk 7 ay dedik, son 5 aya bakalım. Şimdi normal şartlar altında pandemiyle beraber çoğu şey değişti, hep beraber biliyoruz. Kendi tatil alışkanlıklarımız da buna dahil. Bu özellikle sıcak sezon dediğimiz Temmuz-Ağustos ayları içerisinde 3 yıldızın altı otellerde doluluk oranının düşük ancak 4-5 yıldızlı lüks otellerin doluluk oranlarının yüksek olduğu belirtilmişti. Şimdi bunu biraz da daha irdelemekte fayda var. Bu son 4-5 aylıkta rezervasyonlar ve doluluk oranları nasıl? 2023'te erken rezervasyon geliyor mu? Şimdi son 4-5 aylık rezervasyonlarımız gerçekten gerek mevsimsel olarak gerekse yurt dışından olan talepler olarak çok ciddi anlamda bir artış oldu. Ve Türkiye'mizin şu anki gerek otelci, otel konusunda gerekse yiyecek içecek gastronomi konusunda ben Avrupa'nın en iyi tesislerine ve en güzel gastronomisine sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ve bu nedenle bize çok ciddi bir ülkemize talep oluştu. Ve bu talepte tabii ki otellerimizde ciddi artış oldu. 2023 yılı içinse şimdiden rezervasyonlarımız gerçekten iyi gidiyor. Ve bilhassa Ukrayna savaşı nedeniyle bile bir azalma beklerken onun bile çok fazla tesiri olmadı. Ama eğer Ukrayna savaşı tam olarak biterek 2023 yılına girersek tahmin ediyorum Türkiye bütün yılların çok ciddi bir 2023'te turizm rekorunu hem gelir olarak hem de turist sayısı olarak kıracaktır diye düşünüyorum ve bunu biz şu anda hissediyoruz. Pekala, şimdi bir de şunu soracağım. Normalde bu aylarda yani Eylül'den sonra bölgelerde kongre ve fuarlar, bunların turizmleri olurdu. Tabii çok zarar gördü, hep beraber izledik pandemi döneminde, ancak bu sene durum ne acaba bu konuda kongre ve fuar turizmi? Kongre ve fuar turizminin ben yeniden bu Covid sonrası taleple birlikte tekrar eski canlılığına ulaşacağını düşünüyorum. Hatta çok daha ileri noktaya da gidecektir diye tahmin ediyorum. Çok daha iyi olacaktır. Şunu soracağım size. Ben öğlen saatlerinde Tunç Batum Bey'le de görüştüm. Şimdi şöyle bir konu olduğunu ama daha resmiyete dökülmediğini ve henüz operatörlerden böyle bir talep gelmediğini söylüyor. Ancak Rusya-Ukrayna krizi dolayısıyla Rusya'nın Avrupa'ya kesmiş olduğu ya da daha doğrusu yaptırımlar dolayısıyla doğalgaz konusundaki hassasiyetten kaynaklı Avrupa'nın bu yıl içerisinde kışın özellikle sıkıntı çekeceği, donacağı dolayısıyla Türkiye'deki otellere turist olarak belki de geleceklerine dair piyasada konuşulan bir konu olduğundan bahsetti. Henüz net operatörlerden gelen bir talep yok diyor ama böyle bir konu olduğu ifade ediliyor diyor. Sizin bu konudaki görüşünüzü ben
Merak ediyorum. Böyle bir beklenti var mı? Evet, şöyle ki Avrupa'daki birçok ülkede bu sene kışın çok ciddi bir ısınma ve enerji sorunu yaşayacağı artık belli oldu. Ve bu konuda Türkiye'miz hiçbir şekilde böyle bir sıkıntısı olmayacağı için tahmin ediyorum birçok firmalar, büyük firmalar, holdingler konularını ve toplantılarını Türkiye'ye aktaracağını ve Türkiye'nin kışın da, aynen katılıyorum Tunç Bey'e, kışın da Türkiye'de bir yeniden ciddi anlamda talep olacağını düşünüyorum. Evet. Evden çalışmalar da evlerinde çalışanlar ve yaşlı kesimin de ben sonbahardan sonra kışın Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa'daki kış mevsimine göre Türkiye her zaman, bilhassa Akdeniz bölgemiz malumunuz, hiçbir zaman kışı yaşamayan, evet, son derece 15 ile 25 derece arasında sıcaklıkları olan ve otellerimiz olarak da en iyi konfor noktasına sahip olduğumuz için bizim ciddi anlamda talep göreceğimizi düşünüyorum. Yücel Bey, çok teşekkür ediyorum size. Kolay gelsin. Şimdi ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi enerji demişken bir Avrupa'ya gidelim. En büyük problemleri enerji. Ceren karşımda. Ceren, şimdi biraz önce, daha doğrusu saat 12 sularında son dakika gelmişti bu doğal gaz fiyatları ile ilgili. 270'lere gevşedi diye ama 11 kat arttı diye biliyorum ben bu 23 dolarlar, eurolardan, değil mi? Yanlış biliyorsam ne olur düzelt. Ve Avrupa Birliği'nin bu konuda acil bir müdahalesi bekleniyor diye bir başlık da gördüm. Ama detayları senden lütfen alalım. Zeliha, aslında tabii doğal gaz fiyatlarına baktığımız zaman geçen sene Temmuz ayında megawatt saati 18 eurolar seviyesindeydi. Bu sene için 340 euroya çıktı. Yani 20 katlık bir artış var doğal gaz cephesinde. Fakat elektrik fiyatlarına baktığımız zaman orada 10 kat civarında bir artış söz konusu Avrupa'da. Ve özellikle son birkaç ayda fiyatlarda yükseliş hızlandı. Fiyatlarda bu yaşanan yükselişe karşı Avrupa Birliği Enerji Bakanları olağanüstü toplantı kararı aldılar. Aynı zamanda az önce gelen haber önemliydi. Çünkü Avrupa Birliği elektrik piyasasına müdahale hazırlığında. Bu açıklama Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Ve von der Leyen fiyatları aşağı çekmek için bazı önlemler üzerinde çalışmakta olduklarını ifade etti. Elektrik piyasasına acil müdahale ve yapısal reformlar üzerinde çalışıyoruz açıklamasını yaptı. Önümüzdeki hafta itibariyle Avrupa Birliği'nin taslak metni sunması bekleniyor. Tabii bütün Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu plana onay vermesi gerekiyor. Tabii burada beklentiler, bazı üyelerin muhalif tavırları nedeniyle bu sürecin uzayabileceği ve aylar alabileceği yönündeydi. Tabii bu noktada aslında üyelerin büyük bir kısmı, yani Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir kısmı doğalgaz fiyatlarına tavan fiyat, üst sınır getirilmesini istiyor. Diğer tarafta taleplere baktığımız zaman elektrik piyasası faaliyetlerinin değiştirilmesini talep ediyorlar. Tabii Avrupa Birliği üyesi ülkelerle Avrupa Birliği Komisyonu bu süreçte görüşerek ortak bir tutum belirleyecek önümüzdeki haftaya kadar. Almanya Başbakanı Scholz'dan aynı şekilde az önce açıklamalar geldi ve yüksek elektrik fiyatları konusunda Avrupa Birliği'nin yakında bir ortak bir tutum belirleyeceği konusunda inandığını ifade etti. Ve kolayca anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum dedi. Tabii 9 Eylül tarihinde gerçekleşecek Avrupa Birliği Enerji Bakanları toplantısı da önemli olacak. Çekya'nın çağrısı üzerine geçen hafta Avrupa Birliği ülke Çekya'nın çağrısı üzerine bir toplantı kararı alınmıştı. Bugün itibariyle toplantı tarihi açıklandı ve Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı da yaptığı açıklamada enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını, piyasanın donduğunu, bu nedenle fiyatların düzeltilmesi gerektiğini ifade etti. Tabi bugün son olarak elektrik fiyatlarına bakalım. Almanya'da elektrik vadelerinin megawatt saati 1000 euroyu aşmıştı. Şu saatlerde 800 eurolar seviyesine işlem görüyor. Doğalgaz vadeleri ise cuma günü 340 euro sınırına çıkmıştı. Bugün ise 280 eurolar seviyesinde işlem görüyor Zeliha. Peki sterlin dolar paritesi durumu ne? Euro dolar eşit?
Sterlin dolara bakalım. Tabii sterlin dolar karşısında son 37 yılın en düşük seviyesine geriliyor. Orada da kan kaybı hızlandı. Nedeni enflasyona ilişkin beklentinin hızlı bir şekilde artıyor olması İngiltere'de. Çünkü İngiltere'de enflasyonun %18'i aşması bekleniyor önümüzdeki sene. Orada da özellikle son bir ayda kurumlar tahminlerinde yukarı yönde revizyona gittiler. Mesela sterlin dolar karşısında 1.16'lı seviyelere kadar geri çekilmiş durumda. İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentileri hızlandı. Önümüzdeki sene piyasa faizlerin %4.25 seviyesine çıkmasını bekliyor. Şu anda 1.75 seviyesinden. İngiltere 2 yıllık tahvil faizleri 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış durumda. Orada da enerji faturaları endişeleri artırıyor. Çünkü Ekim ayı itibariyle Ofgem faturalarda yıllık üst sınırın %80 oranında artacağını söyledi. Tahminlerin ucu bucağı yok. Yani seneye çok fazla tahmin var. Fiyatlar şu seviyelerde kalsa dahi seneye bu aylarda faturaların Ekim ayında beklenen faturaların iki katı seviyesine gerçekleşmesi bekleniyor Zeliha. Peki Ceren, çok teşekkür ederim. O zaman bir araya gidelim, devam ediyoruz aradan sonra. Evet, hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gidelim. New York'a doğru Melike Ayhan beni bekliyor. Melike, nedir şimdi Amerika'daki başlıklar? Borsaların vadeleri eksi. Neden böyle eksi değerdeyiz Avrupa gibi? Evet, Dow Futures dediğimiz Dow Jones 200 puanın da üstünde düşüşler yaşarken bu sell-off dediğimiz satış furyası daha devam edecek gibi görünüyor. Bir yere gitmedi. Altında yatan sebep de şu. Cuma günü Kansas City'nin hazırladığı yıllık Kansas City Fed'in hazırladığı yıllık sempozyumun geçtiği Jackson Hole, Wyoming'de Powell'ın enflasyonu düşürmek için çok uzun vakte ihtiyacımız var. Ayrıca ekonomik ağrılar, sancılar da yaşanacaktır. Faizler de uzun süre yüksek rakamlarda böyle kalacaktır demesiyle oldu. Bu şahin ton hem borsayı hem tahvilleri negatif yönde etkiledi. Evet, bunun etkisi özellikle faiz oranlarına hassas olan hisselerde daha çok hissediliyor. Nedir bunlar? İşte Amazon'muş, Apple'muş, bu tür hisseler ciddi düşüşler yaşarken Dow Jones önderliğinde diğer hisselerinde düşüşe geçtiğini gördük. Ve bu Fed'in şahin tonu doları yukarı çıkarır fırlatırken biz bir yandan da bu haftaya bir göz atarsak, şimdi yarın S&P CoreLogic. Bugün Dallas Fed imalat saat 10.30, bir saat sonra gelecek. Yarın S&P CoreLogic, yani 20 şehirdeki ev fiyatı, ABD'deki ev fiyatlarının durumu yukarı çıkmaya devam mı ediyor? Konut sektörü nerede? Çünkü tutarsız ve balon olduğunu gösteren birçok rakam almıştık, ekonomik veri almıştık. Ama en önemlisi, bu haftanın en önemli verisi Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam rakamında. Ve Zeliha, 300 bin kadar gelmesi bekleniyor. Fakat son 4 aydır üst üste analist, ekonomist tahminlerinin üstünde gelmesi dikkat çekici. İşte bu da zaten nedir? Powell'ın bir yandan elini güçlendiriyor. Bir yandan da hani ekonomik ağrılar, sancılar nerede dedirtiyor. İşte böyle bir günde biz baktığımızda risk iştahının düştüğünü görüyoruz. Bitcoin'in 20 binin de altına gerilediğini görüyoruz. Bu hafta Fed başkanları da konuşacak. New York Fed Başkanı John Williams yarın. Hı hı. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de çarşamba günü konuşacak. Hı hı. Fed başkanlarından diyorum, sözü tekrar size İstanbul'a veririm. Melike, çok teşekkürler. Biz de senin bıraktığın yerden Ozan Özkural'la devam edelim. Tanto Capital Partners kurucu ortağıyla. Ozan, şimdi buradan devam edelim. Şimdi düşüş zaten başlamıştı Amerika piyasalarında, ancak şimdi şahin ton diyor. Hemen soruyu soracağım, sen oradan al yürü bence. Çünkü bir, şimdi diyor ki Avrupa tarafından açıklamalar geliyor, işte diyor ki sıkılaşma devam etmeli diyor, resesyona bile girilse. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de yorumlar var. Böyle hani bir büyümede tehlike çanlar olursa belki faiz indirimi 2023 ve İki ayrı yöne gidiyorlar. Zaten hep iki ayrı yöne giderler. Birbirinin Avrupa bile hep geç kalmıştır, ECB filan. Şimdi hikaye bu. Biri sıkılaştırma, biri genişleme. Biri 75-25 havalarda uçuşuyor. Borsa tarafını görüyorsun, faiz, evet, tarafını görüyorsun.
hem Amerika Birleşik Devletleri borsaları için soruyorum sana ve faizleri, hem de AB tarafındaki borsalar ve faizleri için Almanya İtalya faiz arası biri 1.40 Amerika Almanya, öbürü 2.80 şöyle bir ben sana ortaya karışık atayım. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Ne olacak borsalar? Ya şöyle, ne yapmak lazım? Şöyle faizlerin gideceği tek bir yön var. O da yukarı. Yani bu siyasi görüş bu yönde. Merkez bankalarının görüşü bu yönde. Tabii ki de çok hızlı bir artış yaşarsa resesyonu tetikler mi sorularından da artık çıktık. Çünkü şunu farkında herkes. Resesyon mutlaka gelecek, gelmek zorunda. Yani 14 senedir biz yalan dünyada yaşıyoruz. Bunu da devamlı 14 yıldır söylüyoruz. İki, Avrupa nezdinde stagflasyonun gelmesi muhtemel. Ondan kaçış biraz zor. Dolayısıyla özellikle orta sınıfın nasıl bir baskı içinde olduğunu görünce, artan enerji fiyatları daha artmaya tam olarak başlamamış, gıda fiyatları ve bunun gerçekten hem hane halkına hem şirket bilançolarına yaratacağı yansımaya gördüğün zaman zaten merkez bankalarının söyleminin böyle olması normal. Piyasanın buna verdiği reaksiyonda aslında tamamen hala eski dünyadan yeni gerçekçi dünyaya geçmekte direten, ben artık oynamak istemiyorum diyen ve gerçekleri görmek istemeyen, bir nebze de görmesi işine gelmeyen yatırımcıların söylemi. Yani işte Fed Başkanı Kansas'ta açıklama yaptı. Tamam, bu bilinmeyen bir şey miydi? Herkes bunu biliyordu. Niye bunun yansıması özellikle tech stoklarını vurdu? Evet. Çünkü çoğunlukla, ki bunu Amazon'a dahil etmiyorum, Apple, Amazon gibi artık kemikleşmiş tech stoklarından daha ziyade, hani hepimizin kullandığı, hayatımızda önemli bir yer alan stoklardan bahsetmiyorum, ama son 14 yıldır özellikle Covid'den sonra böyle sadece ciro mu büyüsün, karlılık önemli değil, nakit akışı asla önemli değil diyen bir tech stok dünyasının gerçeklerle yüzleşme ihtimalinin çok daha çabuk ve sert geleceğinin göstergesi. Bence biz Eylül ayından başlayarak Eylül-Aralık ayları arasında özellikle bu tech stoklarında, gerek Amerika olsun ki çoğunlukla orada, gerek Avrupa olsun, çok ciddi bir M&A cycle'ına göreceğiz. Peki şimdi onu biraz daha açmakta fayda var. Çünkü insanlar gerçekten şu belirsizlik ortamında, iş insanından bahsediyorum, halktan bahsediyorum, yatırımcıdan bahsediyorum. Yani belirsizlik var, dünyadan da bahsediyorum keza. Tabii. Hiçbir şey bilmiyoruz, enerji ne olur. Ya bilmiyoruz derken ilaki öngörümüz var ama sizlerin. Ama net de bir geleceği göremiyoruz. Fakat şimdi şunu da sormak isterim ben. Stagflasyon tehlikesi dedim. Mesela Avrupa'daki bu tehlike nasıl yansıyacak piyasalara? 14 yıldır bir fantezi dünyası diyeyim ben, yaşıyoruz dedin. Peki bu gerçeklerle biz görüştüğümüzde, buluştuğumuzda, bir arada olduğumuzda nasıl bir sancı bekleyecek bizi? Yani bunlar gerçekten oturup şöyle az para biriktiren, çok para biriktiren, ticaret yapan, fark etmiyor, herkesi ilgilendiriyor yani. Nasıl bir öngörü? Ya bir defa kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu sadece ekonomik değil, aslında sosyoekonomik ve jeopolitik kırılmaların yaşanacağı bir dünyaya geldiğimizin göstergesi. Burada göreceğimiz ve hepimizin hayatını etkileyecek, Türkiye'de de olsan, Londra'da da olsan, yegane gerçek aslında küreselleşmede bir dur düğmesine bastığımızın kanıtı. Yani tedarik zincirleri. Öyle her zaman her yerden her yere ürün gönderebilirim konsepti. Yok. O dünya bitti. Daha doğrusu en azından şu anda bir durdu. Bunun korku zaten net biraz olarak korku var. Ama sadece ekonomik korku değil, jeopolitik korku var. Sosyal korku var. Hükümetlerin ve devletlerin kendi halkını korumak için aslında antikapitalist olan bazı adımları atması söz konusu. Bak demin konuşuyorlardı, işte enerji piyasalarındaki düzenleme. Evet. Şimdi bu normal baktığın zaman serbest piyasa ideallerinin tam karşıtı. Yani şu an aynen, aslında baktığın zaman bu çok uzun bir konu. Yani ama net, hayatımızdaki en büyük etkisi tedarik zincirlerinden ve tabii ki de enflasyonla bunu yaşayacağız. Bundan kaçabilmek mümkün değil. Ne şirketlerin, ne hane halkının, ne iş insanlarının, ne tüketicilerin, kimsenin kaçması mümkün değil. Dolayısıyla bunun yaratmış olduğu korku, tedirginliğin yaratmış olduğu harcama konusundaki bir törpüleme, yaşamaya alışmak zorunda olduğumuz gerçekler, borçlanmanın maliyetinin artması, varlık fiyatlarının tabii ki de son 14 yıldır özellikle ucuz ve çok yoğun olarak bulunan kredi dünyasının bir şekilde geriye çekilmesiyle varlık fiyatlarında gerçek bir düzeltme gelecek bence dünya çapında. Bu şimdi şöyle, hem finansal piyasalar hem de ham madde, değerli metaller diyelim ama onlar da kullanıyor, borsaları var.
Mesela şey diyorlar şu noktada, ben hani reel sektör tarafına söylediğim için çok aşırı şişen madde fiyatları düşmeye başladı ama fiyatlara yansıması söz konusu bile değil diyorlar enerji piyasası yüzünden. Bir de dünyanın tamamında belki bir sürü şirkette stoklar kalmış durumda yüksek evet. fiyatlardan. Düşükte tabii alamıyor, satamıyor vesaire, böyle bir kaotik ortam söz konusu. Bunun içerisinde bir de şunu diyeceğim o zaman. Biz eskiden finansı ayrı konuşurduk, reeli artık ayrı konuşurduk. Siyaset ya da ticari diplomasi ayrı konuşurduk. Çok iç içe geçtiler bunlar. Ya, alüminyum fiyatı soruyu konuşuyoruz biz yani dışarıda. Alüminyum ne oldu falan diye konuşulmalar var. Yani ülkemiz için söylüyorum bunu. Dünya için de keza aynı şekilde. Ya bunu nasıl okuyorsun sen? Yani... Ya, senin dediğine geliyor. Yani bir şeyler böyle kırılıyor. Bak bu aslında her zaman aslında iç içeydi. Yani siyaset, ekonomi tabii, tabii. her zaman iç içeydi. Tabii. Yalnız bizim son yıllarda fiyatlandırmadığımız risk şuydu. Öyle bir İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna geliyor aslında bu olay. Yani dünya İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri, 1945'ten beri, özellikle Soğuk Savaş'ın bitiminden beri unipolar, yani tek taraflı bir güvenlik ekosisteminin oluşturulduğu, Batı'nın ve özellikle Amerika'nın bu dünya sistemindeki birçok ufak oyuncuya güvenlik kaygınız sizin kalmadı, ticaretinize bakın dediği, dolayısıyla siyasetle ekonominin daha ayrıştığı bir dünyada yaşıyorduk biz. Aynen öyle. Tarihsel olarak baktığın zaman, insanlık tarihine baktığın zaman bu çok aslında olmaması gereken bir noktaydı. Şu anda eski dünyaya biraz geri dönüyoruz. Yani ülkeler güvenliği için para harcamak zorunda. Evet. Komşularıyla ilişkilerini iyi yönetmek zorunda. Küresel güçlerden bölgesel güçlere bir kayış var. Emtia üreten ve cari fazla veren ve teorik olarak bilançolarına baktığın zaman çok karlı olan ülkeler bile, ki mesela Körfez ülkeleri, onları muhtemel bir saldırıdan koruyacak büyük ağabey arayışında. Hı hı. Ve bizim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alışa geldiğimiz, bildiğimiz ittifaklar şu anda yeniden çizilip yazılmak zorunda. Bunu biz adım 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 görüyoruz. Ya kimsenin kristal bir küresi olmadığı için ne zaman tam ne olur kimse söyleyemez. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki sosyal baskı, halkın orta sınıfın özellikle içinde bulunduğu yaşam savaşı, bunun lokal politikaya yansıması, ki unutma politika her zaman lokaldir. Tabii. O lokal politikaya yansımasının yaratmış olduğu jeopolitik tansiyon artışının şu anda biz içindeyiz. İlginç bir dönemde yaşıyoruz. Yani 14 yıldır yediğimiz hurmalar hikayesi aslında baktığın zaman şu anda geldi çattı bize geldi. İlginç bir dünya. Peki euro ve dolar işte birinin altındaydı. Geçen hafta da bir geldi ancak sence bu yeni normal mi? Bence Sterling yeni normal. Sterling 37 yılın en düşüğü dedi biraz önce. Bence yeni normal. Bir defa euro dolara baktığımız zaman çok önemli bir psikolojik sınırı geçtik. Hı hı. O bu arada bir değildi. Yani traderlar tarafında 1.05'te yıllardır evet. inanılmaz büyük bir şey vardı, bir limit vardı. 1.05'in altına oturdu. Birin altında test edebileceğini gösterdi. Bundan sonraki bir sonraki teknik seviye 0.87. Oraya kadar gider mi bilemiyorum. Ama kur arasındaki farka baktığın zaman, yani şöyle düşün. İnovasyon Amerika'da, büyüme Amerika'da relatif olarak baktığın zaman, likidite Amerika'da, Avrupa'nın, kıta Avrupa'sının özellikle siyasi ve enerji güvenliği konusunda çok daha kırılgan olduğu ortada. Amerika gene her şeye rağmen kendi iç piyasasıyla gidebilen, dolayısıyla ihracatı ve ihracatın ekonomisine katkısına daha az bağlı bir dünya Avrupa'ya göre, bu konjonktürde niye euro tekrar yukarı çıksın? Sterling ilginç bir konsept. 1980'lerin başı, 70'lerin sonundan beri neredeyse ilk defa bu kadar düşük cable denilen sterlin dolar dengesi. Yani şu anda 1.17'lerde. Şu ana kadar en düşük gördüğü son 50 yıldır 1.12. O tarafı test eder mi? O büyük bir psikolojik denge. Edebilir. Ama bu yeni normal mi? Evet. Kısa vadede. Biraz daha orta uzun vadeye baktığın zaman işin daha jeopolitik gerçekler dünyasına giriyorsun. Yani Amerika'nın özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşından sonra doları bir silah olarak kullanması aslında uzun vadeli işine yaramayacak. Çünkü şu ana kadarki dünyada limitsiz dolar basıp dünyanın her yerinde harcayabilen Amerika, yani rezerv para birimi olarak varsayılan dolar şu anda silah olarak kullanıldığı için ve bu silah kullanıldıktan sonra onların rakipleri, ya aslında bunun sonunda ölüm de yokmuş, dünya bir şekilde öyle de böyle devam ediyor bildiği için
orta uzun vadede doların ve bizim fiyat para birim dediğimiz dolar, euro, pound'un başını çektiği rezerv para birimlerinin aslında eskisi kadar çok rezerv olarak kalmasının mümkün olmadığını ben düşünüyorum. Ama bu daha orta uzun vade konuları, kısa vadede bence dolar her anlamda pound ve euroya karşı değer kazanacak. Peki, çok teşekkür ederim. Enteresan bir konu. Herhalde Açıl Sezen'le devam edersiniz o bahsettiğin konudan. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. O zaman ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bitiriyoruz Finans Merkezi'ni. 19'da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.